Ceylin, odama gel acil. Kızın kimliği belli olmuş. Merak etmeyin Fatma. Tazminatını bak hadi alacağız. Sağ olun Ceylin Hanım. Allah razı olsun. Sahtekar seni. Tezgah, yakacağım seni Ceylin. Ateşsiz, alevsiz. Gör bak. Yalnız ortaya çıkarsa kadını bizim tuttuğumuz babam bizi barıdan attırır. Ağzını kapalı tutarsan bir şey olmaz. Ayrıca 3 çocuğa verecek 2000 lira yırtacak, öyle mi? Yok öyle dava. Ceylin, odama gel acil. Kızın kimliği belli olmuş. Engin, ben kopuyorum buradan. Kızın kimliği belli olmuş. Gaspar'cın yanına gidiyorum. Tamam, yarın görüşürüz. Tamam. Kimmiş? Çınar'ın tanıdığı biri mi? Bilmiyorum ki, parça söylemedi bana. Hadi yürü, senin öğrenmen gerek. Buralardadır, belki soralım. Rıdvan. Buyurun Sayın Savcım. Fars nerede, çıktı mı? Az önce çıktılar. Kızın kimliği belli olmuş, sen biliyor musun kim? Ben vallahi bilmiyorum Sayın Savcım. Tamam. Hadi gidip öğrenelim. Konuşuyoruz. Ceylin. Aa, ne haber? Hayırdır kış? Ilgaz savcıydı ama. Yok ya, işim olmaz. He. Böyle ortak bir davamız vardı da o yüzden. Ceylin. Geliyor musun? Ara, görüşelim. Arayacağım. Adli tıbba mı gidiyoruz? Vay be. Savcı portföyü açılmadı, kapı kalmıyor değil mi? Morga teşhise gelmiş vatandaş dışında sokmazlar yoksa bizi. Resmen koşturttun beni ya. Tamam, bir patavatsızlık ettik. Ama intikamcısın. Sen bunu oyun mu zannediyorsun? Biraz sonra göreceğin bir ölü, kayıp bir hayat. Biliyoruz. Öl demek istemedik herhalde. Daha önce ölü görmemiş cadde kızı gibi hevesin mide bulandırıcı. Dört yıl önce yeğenim öldü. Aylin ablam en büyüğümüz. Onun oğlu. Dört yaşındaydı, kaybettiniz de. Bak, deminki durum için kusura bakma. Gerginim ben de, ileri gittim. Ya ben de patavatsızlık ettim, kusura bakma ya. Hem sonuçta maktulün ailesini göreceksin. Kolay bir yüzleşme değil bu. Gerçekten özür dilerken bile başka türlü bir şey yıkıyorsun. Ben gerçekçiyim. Ayrıca sen girme. İnsanlar boğazına sarılsa ne yapacaksın? Hani o forsun var ya, sana kapıları açacağım, yürü. Sayın Savcım. Söyle Eren. Abi, bu kızın üstündeki kıyafetler vardı ya, erkek kıyafetleri. Çakmak cebinde para bulmuştuk, 5 lira, kağıt para. Parmak izine baktık tabii. Yılgaz.
Çınar'a ait. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Kızın üstünden, yani pantolonun cebinde kağıt para bulmuşlar. Parmak izi Çınar'a ait. Ne yapacağız? Hoş geldin Sayın Savcım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Kimliği belli olmuş. Evet, ben de ailesi geldi sandım. O yüzden hazırlamıştım. Bekliyordum. Bildirdiler mi üstüne? Dosyayı buraya getirdiler. İnce Erguvan. Kardeşim.